Arkadaşlar iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Evet, bir arkadaşımız en azından sesimi duyuyorsa dedim, cevap geldi. Efendim iyi akşamlar, hoş geldiniz. Efendim, dünkü gibi keyifli bir ders diliyorum. Malzememiz hazır, yapacağımız işler belirli. Vakit az, hemen işimize başlayalım. Evden çıkıp Sivas'a geldiğimden beri ya da evden çıktığımdan ve Sivas'a geldiğimden beri. Şuraya ve kullanmayıp evden çıkıp Sivas'a geldiğimden beri diyebiliriz. Ama burada bir ve var. Efendim, onun da farkında olalım. Hoş bulduk. Evden çıkıp Sivas'a geldiğimden beri sizi düşünüyorum ve Allah'tan size sağlık, afiyet ve selamet vermesini duasında bulunuyorum. Vermesi duasında bulunuyorum. Tabii bu biraz çakma veya yapma bir cümle olmuş. Biz Allah'tan Allah'a dua ediyorum. Efendim size sağlık, afiyet ve selamet versin. Genelde böyle deriz. Ama ben Arapça cümle yapısını düşünerek bir cümle kurduğum için böyle oluyor. Evden çıkıp Sivas'a geldiğimden beri sizi düşünüyorum. Evet, bu cümleyi kurabilmek için fekkara'nın fiile kullanıldığını bilmek gerekiyor. Fekkara fiil. İşte neyi düşünüyorsanız, kimi ya da neyi fiilden sonra cevap verirsiniz. Peki, sizi düşünüyorum. Asıl öge bu. Bitmemiş eylem. Ufekkiru. Ufekkiru fiikum. Sizi düşünüyorum. Efendim, Arapçada ikiller bazen çoğul olarak kullanılabilir. Hatta tekillere bile çoğul muamelesi yapabiliyoruz. Mesela karşımızdaki büyük bir şahsiyet, sen demekten biraz çekiniyoruz, daha doğrusu utanıyoruz veya ne bileyim hoş olmaz diye düşünüyoruz. O yüzden siz diyoruz Türkçe'de ya. Arapçada da entum, keyfe halukum diyebiliyoruz karşıdaki tek kişiye mesela. İki kişiye de çoğul muamelesi yapabiliyoruz. Ufekkiru fiikum, sizi düşünüyorum. Sınavı düşünen birisi ufekkiru fil imtihan der. Ufekkiru. Peki ne zamandan beri? Bakınız, ne zamandan beri sorusu var. Bunu Arapçada biz munzu ile ifade ediyoruz. Munzu. Tabii muz şeklinde de kullanılabiliyor bu. Fakat munzu daha yaygın diyebiliriz. Bunlardan sonra arkadaşlar cümlenin gelişi ihtiyacımızı hem görebilir hem de buna müsait bir yapı arz eder. Yani munzu'dan sonra cümle getirebiliriz. Mesela doğduğumdan beri demek istiyorsanız doğdum cümlesinin başına munzu getirin, doğduğumdan bu yana, doğduğumdan beri anlamını verecektir. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz şimdi? Evden çıktım ve Sivas'a ulaştım, geldim diye bir cümlenin başına munzu de koyduğumuzda otomatikman kastettiğimiz anlam ortaya çıkıyor. Evden çıktım. Kareştu minel beyt. Sivas'a geldim. Efendim, buradaki gelmek vasale fiilini Araplar çokça kullanır. Vasale ulaşmak demek. Gelmek, varmak, efendim ulaşmak, bunları vasale ile anlatabiliriz. Vasaltu ile kullanılır. İle Sivas. Şimdi bakın ne yaptık? Evden çıktım. Sivas'a ulaştım. Vardım veya geldim. Aynı anlamda Arapçada vasıla ile ifade edilebilir. Bu cümleyi kurduktan sonra başına muldu getirdiğimde işte evden çıkıp Sivas'a geldiğimden beri anlamını vermektedir. Ufekkiru fikum mundu kharajtu min el beyti ve vasaltu ila Sivas. Evet, şimdi Allah'tan duasında, nokta nokta duasında bulunuyorum. Şimdi dua efendim Allah'a yapılır. Aslında dua fiili dua etmek ama aynı zamanda çağırmak, seslenmek anlamda da kullanılır.
Hadi çocuklar yemeğe dediğimizde bakınız ben çocukları yemeğe çağırmış oldum. Aslında çağrı bir duadır, dua bir çağrıdır, seslenmedir. Efendim, efendim, Edullah'a Allah'a sesleniyorum. Yani Allah'a çağırıyorum. Tabii bu dini terim, bir dini terimleşmiş artık. Allah'a çağırıyorum, sesleniyorum dediğimizde karşı taraf güler. O yüzden cennet de gelmiş, hoş geldin. Ed'u tercüme ederken dua anlamında dua ediyorum deriz. Sesleniyorum, çağırıyorum, hoş olmuyor. Evet, Edullah'a Allah'a sesleniyorum. Allah'a dua ediyorum. En, evet, en size sağlık, afiyet ve selamet vermesi. Şimdi Allah'ın bir şey vermesi, bu rezaka yerzuku fiiliyle ifade de edilebilir. Ha diyeceksiniz ki ben onu kullanmayacağım. O zaman e'atayu fiiliyle söyleyebilirsiniz. Efendim, en yu'tiye kum. Yu'tiyekum, size vermesi. Ya da yerzukakum. Yerzukakum. Bu da size vermesi, bahşetmesi. Hatta başka vermek anlamına gelen menahe yemnehu vehebe yehebu. Bunlar da kullanılabilir. Peki efendim bunlar çift nesne alır halde kullanılabilir. Yani kime neyi sorularını harfi cersiz kullanabiliriz. Hem rezakayı hem de e'ata yu'ti fiilini. Edullah en yu'tiyekum ev en yerzukakum. Efendim burada enin biliyorsunuz tekrarlanması caizdir. Hani yu'tiyekum eğer buraya atıf harfi getirseydik ama ben ikisinden birisini tercih edin diye koyuyorum. Evet. Yerzukakum birinci nesnelerini almış kime sorusu. Ne sorusunu cevaplandıracağız şimdi. Es-sıhhate vel afiyete ve selamete. Evet, bu üç kavram kelime önemli arkadaşlar. Sağlık, afiyet ve selamet. Yani derdin, tasan, hiçbir şeyin olmasın. Demek bir anlamda. Efendim. Hadullah en yu'tiyekum es-sıhhate vel afiyete ve selamete. Evet, yukarıdaki cümleyi tercüme ettik. Burada e'ata, rezaka gibi fiiller çift nesne alabiliyor. Ha, burada güzel bir soru. Diyor ki sıhhat, afiyet ve selamet marife getirdim ben. Nekra yapabilir miyiz? Yani şimdi sıhhatle kastedilen, afiyet ve selametle kastedilen ne bilindiği için efendim el takısının getirilmesi isabetli olur. Ama el takısı getirmezsek herhangi bir sıhhat efendim herhangi bir afiyet ve herhangi bir selamet anlamı çıkar. Yani Allah'ın size küçücük mesela gözünüz ağrıyor ama kulağın ağrımıyor. Kulağına sıhhat vermiş. Dolayısıyla nekra yaptığında Allah kulağını ağrıtmıyorsa gözün ağrıyabilir. Kulağını ağrıtmıyorsa bu duaya cevap vermiş oluyor. O yüzden marife yapmamız isabetli olur. Baba, bu mektupta seni ha baba. Bakınız, bunu özne olarak düşünürsem baba bu mektupta diye başlıyorum. Ama özne olarak düşünmezsem ses tonuma bakınız. Baba, bu mektupta seni mutlu edecek, sevindirici haberler yok. Yani burada baba özne değil, seslenme cümlesi. Bu yüzden ya ebi, evet nida, ya ebi, baba. Bu mektupta seni mutlu edecek, sevindirici haberler yok. Efendim, burada yok Arapçada var değil şeklinde karşılık bulur. Yok
Var değil demek. Var değil demek. Önce o zaman biz şuraya efendim var yazalım. Daha sonra da değil eklediğimizde yok anlamı otomatikman çıkar. Peki bu mektupta seni mutlu edecek sevindirici haberler var. Nasıl söylenilir? Efendim. Evet. Bu cümleyi söyledikten sonra başına leyse getireceğiz. Evet İlkay. Geçen derste hatırlarsanız fis saffi talibin demiştik değil mi? Sınıfta bir öğrenci var. Bu mektupta haberler var. Aynı yapı yani. Hadi risaleti ahbarun. Bu mektupta haberler var. Şimdi buradaki seni mutlu edecek, sevindirici ifadeleri haberler sözcüğünün sıfatı. Efendim iki tane sıfat var. Biri sevindirici tek sözcükten oluşuyor. Biri de seni mutlu edecek üç sözcükten oluşuyor. Sıralarken tek sözcüklü olan sıfatı önce çok sözcüklü olan sıfatı sonraya getirmek arabi bir üsluptur. Sevindirici. Sarra. Evet. Sarratun. Efendim, ahbar akısız çoğul ismi olduğu için sıfatını tekil müennes olarak getirdik. Peki seni mutlu edecek. Bunu nasıl ifade edeceğim? Seni mutlu edecek efendim bir cümlesini bu cümleyi nekradan sonra getirmem lazım. Ahbar nekra. O yüzden peşinden seni mutlu edecek. Tus'iduke. Seni mutlu edecek demek. Ekrandan sonra getirdiğinde otomatikman sıfata dönüşüyor. Peki mevcut haliyle cümle ne demek? Bu mektupta seni mutlu edecek, sevindirici haberler var. Şimdi yok diyeceğiz. İlkay'ın da söylediği gibi bu cümlenin başına leyset eklersek maksadımız hasıl olur. Bitti. Ya Ebi, leyset fi hadi risaleti ahbarun sarratun tus'iduke. Baba, bu mektupta seni mutlu edecek, sevindirici haberler var değil. Yani yok. Kötü oldu tabii böyle bir mektup. Peki, bu satırları yazmadan önce çok düşündüm. Efendim, bu cümlenin aynısı kitabımızdaki metinde de geçiyor. Bu satırları yazmadan önce çok düşündüm. Efendim, çok düşündüm. Yukarıda fekkara düşündü demekti. Peki neyi düşündüm sorusunun cevabı var mı bu cümlede? Yok. Neyi düşündüm sorusunun cevabı yok. O yüzden fi'yi kullanmıyorum. Çünkü fi'yi nereye getiriyorum? Neyi sorusunun cevabının başına getiriyorum. Neyi sorusunun cevabı yok. O zaman ben de fi'yi kullanamam. Evet. Fekertu düşündüm. Kesiran çok. Çok düşündüm. Bu kesiran ifadesi meful mutlak ögesidir. Ne zaman, nerede, niçin, nasıl bu sorulardan sadece bir tanesi var. Ha evet tereddüt. Tereddede. Fekertu kesiran. Çok düşündüm. Bu satırları yazmadan önce. Efendim bu satırları yazmadan önce ifadesinde buradaki bir yazmak var. Mastar var. Mastar. Mastarı sarih mastar, müvel mastar efendim şeklinde getirmek mümkün. Benzer örneklerini daha önce söylemiştik. Önce sarih mastar kullanayım. Rable kitabeti hadi suturi. Kable kitabeti hadi sutur bu satırları yazmaktan önce. Bu satırları yazmadan önce demek. Şuradaki Türkçedeki ma eki var ya olumsuzluk eki bildirmiyor. Sakın ha. Buradaki ma mastar eki. Yani yaz ma. Yazış. Yazmak. Efendim. Efendim aynı anlamda isterseniz şuradaki kitabe mastarını müevvel mastara dönüştürebilirsiniz. Bunun için efendim fiil getireceğiz ama
Mastarlaştırmak için önüne en koyacağız. En. Efendim. En ektube. En ektube. Şimdi kitabe kelimesi mastardır. Şahıs çekimine maruz kalmaz. Ama fiil, fiiller şahıs zamir çekimine maruz kalır. Peki yazacak olan kim? Yazacak olan ben miyim, sen mi, o mu? Ben. O zaman ben zamirine göre çekimleyeceğiz. En ektube. Tabi fiil getirince peçinden gelen herdi sutur ifadesi nesneye dönüşüyor. Yukarıda ise kitabe kelimesinin muzafireliği. O yüzden mecrur yapıyoruz. Ama aşağıda mansup yapıyoruz. Tekertü ketiren gablen ektübe herdi sutura. Bu satırları yazmadan önce çok düşündüm. Çalışmasa çok düşünürsün tabi. Büyük bir ihtimalle sınavda başarısız oldun. Bakalım devam edelim. Bu mektupta seni üzecek, seni kızdıracak haberler var. Sınıfta bir öğrenci var. Bu mektupta haberler var. Hâzihi risâleti belki de inşallah geçmiştir. Fi hâzihi risâleti bu mektupta ahbarun haberler var. Nasıl haberler? Seni üzecek, seni kızdıracak. İki tane sıfat var. İkisi de efendim ikişer sözcükten oluşuyor. O zaman sıralarken efendim az sözcüklü olan yok ki. Yani onu önce koyayım diyelim. Evet. Seni üzecek, seni kızdıracak ikisinden birini söylüyorsun. Efendim. Seni üzecek. Şimdi üzmek ne demek? Ahzene yuhzinu. O zaman sen üzecek olan kim? Haberler. Yani haberlerin sıfatı olacak. Haberler akısız çoğul ismi. Demek ki tekil müennes çekimleyeceğim. Tuhzinu. Tuhzinu ke. Seni üzecek. Ve gadibe kızdı demek. Ağdabe kızdırdı demek. Ağdabe muzarisi yugdi bu. Ama kızdıran kişi veya şey haberler ve tekil müennes o yüzden tuğdi bu. Tuğdi bu ke. Kızdırırsanız yine cümleyi nekre bir isimden sonra getirdiğimde otomatikman sıfata dönüşüyor. Fi hâzihi risâleti ahbârun tuhzinuke ve tuğdibuke. Bu mektupta seni üzecek, seni kızdıracak haberler var. Haberler var. Evet arkadaşlar, mümkün olduğunca çok cümle kuralım diye ben bir sonrakine geçiyorum. Ama siz anlamadığınız yerleri sorabilirsiniz. Ben yine tekrarlarım. Ben de üzgünüm ve kendime kızıyorum. Ben de üzgünüm. Yani bunu duyunca baba üzgün. Efendim bu da diyor ki ben de üzgünüm. Ben de üzgünüm. Nasıl deriz? Ene hazinum. Ben üzgünüm. Eydan. Ben de üzgünüm. Ve kendime kızıyorum. Şimdi gadibe kızmak demek. Az önce söylemiştik. Ağdabe kızdırdı demek. Gadibe kızdı. Kime? Sorusunun cevabını min ile verir. Kendime kızıyorum. Peki Arapçada kendime ifadesi nasıl söylenir? Nefs kelimesiyle söylenir. Evet. Kendime kızıyorum. Ağdabu ağdabu gadibe muzarisi yağdabu ben zamirine göre çekimlediğimde ağdabu min nefsi. Ağdabu min nefsi. Kendime kızıyorum. Evet. İlk ayı hatırlarsan efendim muzari fiille ismi failin malum çatılı muzari fiille ismi failin denkliğinden bahsetmiştik. Şimdi ahzenu üzülüyorum olur. Efendim üzülmekte kızmak anlamı yok. O yüzden gadibe yağdabu. Ene ağdabu min nefsi. Kendime kızıyorum. Burada benim söylemek istediğim şu muzari fiil var ya. Evet. İsmi faille de anlatım bulabilirdi. Bakınız. Ene gadibun min nefsi. Bu da ben kendime kızıyorum demek. Kendime kızıyorum.
burada gadibun ismi faille bir önceki cümlede muzari fiille anlatılmış. Evet. Evet. Burada gadibun kızıyorum diye niye tercüme ediyoruz? Muzari fiile denk olduğu için. Elli demiyoruz cennet. Elli demiyoruz. Niçin? Çünkü neye kızıyorum? Kime kızıyorum sorusunun cevabını Arapçadaki gadibe ya da gadibun min ile veriyor. Kime? Sorusunun cevabını min ile veriyor. Efendim. O yüzden gadibe min. Bunu ezberliyoruz. Hani yukarıda fekkara fi. Evet, bunu bu şekilde ezberliyoruz. Ama ehzene üzdü. Kimi? Ağda ve kızdırdı. Kimi? Sorulara dikkat edin. Harf içersiz alıyor. Fiil bu soruların cevabını yani mefullerini harf içersiz alıyor. Ene gadibun min nefsi. Mesela ene gadibun minke. Sana kızıyorum. Sana kızgınım. Efendim. Peki hüznümüz sebebi pardon. Hüznümün sebebi sınavlarda başarısızlığım. Efendim. Sınavlardaki başarısızlığım diyebiliriz. Hüznümün sebebi özne sınavlardaki başarısızlığım yüklem. Hüznümün sebebi derken ben neyden bahsediyorum? Sebep. Sınavlardaki başarısızlığım derken neyden başlıyorum? Başarısızlık. Demek ki özne öbeği, yüklem öbeğini sıralarken hangi sözcük ana eleman kendinden bahsedilen temel unsur ise Arapçada onu öne alıyoruz. Önce hüznümün sebebi diyeceğiz. Sebebu hüzni. Hüznümün sebebi. İsim tanımlaması kurduk. Evet. Sebebu hüzni. Evet İlkay. Şimdi sınavlardaki başarısızlığım. Başarısızlığım. Başarısızlık Arapçada feşel. Çünkü feşil başarısız demek. Feşel bu da başarısızlık. Bakınız necih başarılı, necah başarı. Feşel. İlkay'ın söylediği husu kelimesi de efendim derste kalmak anlamına geliyor. Çakmak. Valla matematikten çaktık diyoruz ya. İşte rusub tam o. Efendim. Rusub kelimesini de kullanabiliriz. Sınavlarda kalışım, başarısızlığım ya da feşel kelimesi efendim. Cennet diyor ki Neca kelimesini kullansak olur mu? Bunu olumsuz yaparak. Neca başarı demek. Efendim bunun olumsuzu bu mastar ya nasıl olumsuz yaparız? Adem kelimesiyle. Buradan da başarısızlık çıkar mı? Evet zaten buradaki adem kelimesi sızlık, suzluk, süzlük ekinin fonksiyonunu görür. Olumsuz yapar. Neca, başarı. Eğer cennet, rusuk, feşel kelimelerini bilmiyorsak başarı kelimesini olumsuz yaparak efendim başarısızlığım ademu necahi diyebilirsiniz. Rusubi ya da feşeli başarısızlığın bilimtihaneti eğer rusubi ya da feşeli demesini bilmiyorsanız yani o an kelime aklınıza gelmez. Bizde de mesela burada ben bunları çeviriyorum ama bazen söylemek istediğim sözcük aklıma gelmiyor. Alternatifini kullanıyorum gibi. Bu adem sözcüğü size çokça alternatif verecektir. Teşekkür ederim efendim Cennet. Bunları hatırlatıyorsunuz. Adem kelimesi neymiş? Türkçedeki sızlık, suzluk, yoksunluk anlamına gelen onun bir özellikle mastarı olumsuz yapan bir sözcük. Müthiş bir alternatif sunar. Başarısızlık. Bak, necahi başarım, ademu necahi başarısızlığım. Evet. Peki.
O zaman bu cümleyi şu Adem kelimesini de kullanarak alternatifini koyalım. Güzel oldu. Demin önüne mi geliyor? İsmin. Evet. Adem kelimesi bir isimdir. Adem kelimesi bir isimdir ve ismin önüne gelir ve bu şekilde isim tanımlaması ortaya çıkar. Bu isim tanımlaması hakiki isim tanımlamasıdır. Hakiki. Bir de Adem kelimesinin adim şeklinde kullanımı var. Sanırım Ümran o aklına geldi. Adim kelimesi. Adim kelimesi de çok enteresan. Aman Allah'ım. Mesela Adimul Cemali buradaki adim kelimesi sız, suz, yoksun anlamına geliyor. Bak Adem sızlık, suzluk, süzlük ekini yoksunluk anlamına veriyor. Adim ise sız, suz, süz, yoksun. Yani güzellik yoksunu, güzelliksiz. Yani Adimul Cemal güzelliği olmayan demek. Ve bu çakma izafet oluyor. İzafe lafzıyı diyoruz biz. Efendim. Adimul Cemal izafe lafziyedir ve güzelliksiz. Yani güzelliği olmayan, güzellik yoksunu. Ya kısaca çirkin demek. Çirkin demesini bilmiyorsan güzellik yoksunu diyebilirsin. Adimul Cemal. Ve burada Adimul Cemal nekradır arkadaşlar. Fakat Ademul Cemali dersen bu çirkinlik oluyor. Bak güzelliğin tersi olmuş oluyor. Ve bu hakiki izafettir. İdafe hakikiye. Ve burada Ademul Cemal bu marife bir terkiptir. Ademul Cemal lafzı izafet olduğu için nekra bir terkiptir. Efendim şimdi ben bu konuyu anlatmaya gitmeyeyim. Büyük bir ihtimalle anlatmışızdır. Çok önemli iki ayrım. Adem ile Adim. Birisi mastar, olumsuz mastar yapıyor. Diğeri efendim olumsuz ve nekira bir şey yoksunu. Mesela Adimur Rahmeti rahmetsiz. Adimur Rahmeti rahmetsiz. Ademur Rahmeti rahmetsizlik, acımasızlık anlamına geliyor. Adim ve Adem. Evet. Peki. Fakat başarısızlığım ihmalkarlığımdan kaynaklanmadı. Başarısızlığımın ihmalkarlığımdan kaynaklanmadığını bil. Aslında önce burada şunu söylemek istiyorum. Başarısızlığım başarısızlığım ihmalkarlığımdan kaynaklanmıyor. Değil mi? Başarısızlığım ihmalkarlığımdan kaynaklanmıyor. Daha sonraki cümlede başarısızlığımın ihmalkarlığımdan kaynaklanmadığını bil. Şu cümleyi efendim bil yüklemine nesneye dönüştürmüşüm. Şu Türkçe'de. Arkadaşlar neler oluyor görüyorsunuz. İşte biz cümle kurarken bu işlemleri otomatikman yapıyoruz. Nasıl yaptığımızın farkında bile olmuyoruz. Beyin yapıyor işte onu. Peki ne zaman öğrendik biz bunları? Küçükken duya duya. Bunun gibi binlerce cümle duydunuz siz küçükken. İşte beyin onları tasdif ediyor, sınıflandırıyor. Sonra kendi kurallarını ortaya çıkarıyor. Ve sanki efendim hiç kural mural ezberlemeden, öğrenmeden bunları kurmuş oluyorsun. Olur mu? O ilk cümleyi kurabilmek çocuk için ne kadar zor biliyor musunuz? İlk kelimeyi çıkarmak, o ilk sesi çıkarmak gerçekten çok zor. Efendim peki madem bu cümleyi kuracağım o zaman derin yapıda şu cümleyi kurabiliyor olmam lazım. Şimdi kaynaklanıyor, kaynaklanmıyor.
Efendim, kitabımızda reca ile fiili geçiyor. Reca ile bir şeye dönmek demek. Fakat bu dönmek kaynaklanmak anlamına da gelebiliyor. Bu anlamda kullanabiliriz. Peki, başarısızlığın özne. Beşeriliği, başarısızlığın ihmalkarlığından kaynaklanmıyor. Önce kaynaklanıyor diyelim. Kaynaklanıyor diyelim. Yerci'u ile ihmali. Bakınız, başarısızlığın ihmalkarlığından kaynaklanıyor. İhmalkarlığıma dayanıyor. Şimdi de olumsuz yapıyorum. O zaman la yerciyo diyorum. Feşeli la yerciyo ile ihmali. Başarısızlığım ihmalkarlığımdan kaynaklanmıyor. Nasıl cümle kuruluyor anlatabiliyor muyum? İster Türkçe olsun ister Arapça olsun. Eğer siz de bu şekilde düşünebilirseniz cümle kurarken emin olun sonradan beyin işte bunu da formatlıyor ve bir kenara not ediyor. Siz hissetmeden, fark etmeden benzer cümleler geldiğinde otomatikleşiyorsunuz. Peki, şimdi ben bu cümleyi burada bir yüklemine nesne yapacağım. İnşallah. Nesne yapacağım. Peki, bu cümleyi bir yüklemine nasıl nesne yaparım? Feşeli la yerciyo ile ihmali. Bunu fiilen fiiline nasıl nesne yapacağım? Cevabı kısa. Bilirsiniz. Sizden bekliyorum. Evet. Müevvel mastar olacak ilk ay. Harika. Peki bir yapıver ya. Ne kadar yani sözcük almak zor. Hadi bekliyorum. Müevvel master yapacaksın da yapıver işte. Yani neyle, nasıl müevvel master yapacaksın? Hadi. Hocam, başına enne getireceğiz. Evet. Başına enne getireceğiz. Niçin enne getiriyoruz? Çünkü efendim isim cümlesi kurmuşuz. İsim cümlesini masdarlaştırmanın yolu söylediğiniz gibi enne. Evet. Nasıl ki Türkçe'de başarısızlığımın ihmalkarlığından kaynaklanmadığını bil. Derin yapıda başarısızlığım ihmalkarlığından kaynaklanmıyor diye bir cümle içeriyorsa işte aynısının Arapçada da olduğunu gördünüz. Ben söylemiyorum cümle. Onu söylüyor. Evet. İ'lem enne feşeli la yerciu ila ihmali. Başarısızlığımın ihmalkarlığından kaynaklanmadığını bil. Bil. Evet. Şimdi ilk ay hanet mi? Bu bir cümle bana ihanet etti demek. Bir de zakirati var. O da hafızam bana ihanet etti. Evet. Evet, yanlış hatırladım anlamında kullanıyor. Görüyor musunuz? Hanet neyi zakireti? Hafızam bana ihanet etti. Yani yanlış hatırladım. Evet. Bu da özel bir kullanım. Onu da söylemiş olalım. Hatta şöyle derler. Hafızam beni yanıltmıyorsa yani doğru hatırlıyorsam efendim
Evet, hafızam beni yanılttı. Hafızam bana ihanet etti. Yanlış hatırladım anlamlarını verebiliyor. Evet, bu arada bunları da sizinle paylaşmış oluyoruz. Hane yakunu hiyanetun. Lem ehunke. Sana ihanet etmedim. Var ya oradaki hane yakunu hiyanetun. Ecvef vavi bir fiil. Peki başarısızlığımın sebebi derslerimi ihmal etmem değil. Evet. Burada başarısızlığımın sebep o. Feşeli ya da sebep o. Ademi necahi, madem cennet söyledi, bunu da kullanabiliriz. Başarısızlığımın sebebi derslerimi ihmal etmem. İhmal edişim. Yani İhmali durusi. Buradaki ihmal mastar. Derslerimi ifadesi bu mastarın nesnesi. Türkçede de öyle ya. Derslerimi ihmal etmem ifadesinde derslerimi ihmal etmenin nesi diye sorsan Türkçe hocasına diyecek ki nesnesi. Nasıl? İhmal etmek fiilimsidir. Fiilimsiler de fiil gibi cümle öznesi alır. Derslerimi ihmal ettim. Nesnedir derslerimi? Derslerimi ihmal edişim. Yine nesnedir. Evet. Arapçada da öyle değil mi? Peki. Derslerimi ihmal edişim. İhmal etmem. Şimdi cümleyi kurduk. Başına evet sizin de söylediğiniz gibi leyseyi getiriyoruz. Leyseyi getirince yüklemi efendim müfred soylu olduğunda mahsup yapıyoruz. Ama buradaki ye ihmal kelimesinin fetha almasına engel. Cümleyi kurduk. Neyse sebebi feşeli ya da neyse sebebi ademi necahi ihmali durusi. Derslerimi ihmal edişim değil. Değil. Arkadaşlarım sınavlarda başarılı oldu. İsim cümlesi ya da fiil cümlesi yapabiliriz. Evet, leyse ihmali durusi. Doğru. Sebebi feşeli. Güzel. Peki, arkadaşlarım burada efendim dedim ya güzel sorular geliyor diye. Diyor ki İlkay, bu cümlede diyor leyse niye diyor en başa geldi diyor. Şuradaki ihmal kelimesinin önüne gelseydi ya diyor. Efendim, biliyorsunuz burada şu seçili kısım özne yani mübdeda imeli durusi ifadesi ise haberdir. Ve leyse isim cümlesinin önüne gelir. İsim cümlesinin önüne gelir. Bu cümleyi evet o yüzden leyseyi en başa aldık. Şimdi İlkay diyor ki hocam diyor leyseyi imel kelimesinin önüne alırsan diyor leysenin öznesi gizli olur. İhmali durus ifadesi de leysenin haberi olur. Yine isim cümlesinin önüne gelmiş olur diyor. Doğru söylüyor. Leyse ihmali durusi. Yani burada leyse hem yukarıda olduğu gibi hem aşağıda olduğu gibi iki şekilde de kullanılabilir. Efendim. Evet. Bazen sizin söylemediğiniz ama söylemek istediğiniz şeyleri de söylüyorum. Yani zihninizdeki bilgileri de açığa çıkarıyorum. Arkadaşlarım sınavlarda başarılı oldu. Buradaki arkadaşlarım özne. Başarılı oldu. Yüklem. Başarılı. Necaha. Neyde başarılı oldu? Sorusunun cevabını fiile veriyoruz. Filimtihani. Filimtihaneti. Şimdi arkadaşlarım ifadesini efendim başa da alabiliriz. Estigai necahu deriz. Ama yok siz fiil cümlesi kurmak istiyorsanız o zaman necaha estigai fil imtihaniyeti olur. Ve burada necaha fiili tekil çekimlenir. Devam ediyorum. Ben ise iki sınavda başarısız oldum. Burada dikkat edin ise var. İse. Ben ise. Yani onları söylüyoruz. Ben ise yani burada ne var? Emma fe kalıbı var. Emma fe kalıbı. Bu konuda bayağı açıklama yapmıştık.
Emme, evet, ben ise, emme ene, ondan sonra fe deyip ise'den sonraki şu ifadeyi efendim buraya getiriyorum. Emme ene fe, iki sınavda başarısız oldum. Necahtu, Reseptu ya da fe feşiltu, feşiltu başarısız oldum demiştik ya. İmtihaneyni. Evet. Bir imtihaneyn de olur. El takılı da olur. Emme ene fereseptu. Emme ene fefeşiltu fil imtihaneyni. Onlar bahçede mutluluk içinde oynarken ben sınıfta ağlıyorum. Vah canım. Üzüldüm bak şimdi. Ya sınav her şey değil ki. Ama ağlamak da güzel biliyor musunuz arkadaşlar? Her insan ağlayamaz. Rızıktır yani. Nimettir. Efendim, burada iken ifadesi var. Onlar bahçede mutluluk içinde oynarken, burada ne zaman sorusunun cevabı var ve bunu efendim Arapçada hinema ile anlatabiliriz. Fakat bu arada cennet beynema diye bir kelime var. Beynema. Yani burada karşılaştırma yaparken şunlar şöyleyken şöyle, şunlar şöyledir şeklinde bir karşılaştırma yaparken beynama'nın kullanımı çok yaygın. Özellikle beynama için bu cümleyi kurdum. Zaten kitabımızda da böyle bir ifade var. Ha, cennetin söylediği gibi, Ümran'ın söylediği gibi. Burada onlar bahçede mutluluk içinde oynarken ifadesi halde olabilir. Harika Ümran. Halde olabilir. O zaman gelin hem ne zaman sorusuymuş gibi cevap verelim. Daha sonra da halmiş gibi cevap verelim. Tabi hal yapmak kolay. Niye? Onlar bahçede mutluluk içinde oynuyor cümlesinin başına vav getirirsen otomatikman halüdis oluyor. Evet. Şunu söyleyeyim. O cümlenin başına indema, haynema, beynema getirirsen de ne zaman sorusunun cevabını veriyor? Yine bu şekilde tercüme etmek mümkün. Hadi yapalım. Burada ana ögemiz ne? Yani ana ögemiz. Bu cümlenin bir yüklemi var değil mi? Ağlıyorum. Öznesi kim? Ben. İşte ana öge, özne ve yüklem bu. Ben ağlıyorum. Epki. Evet. Ana ögeleri söyledik. Bitti. Şimdi nerede, ne zaman soruları cevaplandıralım? Fisaffi. Ne zaman ağlıyorum? Onlar bahçede mutluluk içinde oynarken. Beyneme hum yel'abune fil hadigati fi saadetin. Onlar bahçede mutluluk içinde oynuyorken beynama. Bakınız isim cümlesini getirmişim başına beynama eklemişim. Hani demiştim ya Arap dilinde şu isim cümlesini öğretebilirsek her şeyi öğretmiş oluruz. Her şeyi demeyeyim de %51. Efendim. Şimdi İlkay diyor ki hocam diyor bu beynamalı cümleyi diyor. Cümlenin en başına alsak olmam mı? Vallahi Araplar çokça yapıyor bu işi. Beynemâ hum yel'abûne fil hadîgati fî saâdetin ebkî fis saffi. Sınıfta ağlıyorum. Evet. Burada ana öge ama nerede ne zaman sorusunun cevabı özellikle bu inde mali beyne mali yapıların Arapçada cümle başında oluşu yaygın bir kullanım. Yaygın bir kullanım. Peki beynama iken demek. Şurada kendisinden sonra gelen cümleye iken anlamı katıyor
Yani ne zaman sorusunun cevabını veriyor. Buradaki beynema yerine indema heynema da getirebilirsiniz. Zaten indema ve heynema banko. En çok kullanılan zarflaştıran yapı. Evet. Peki şimdi onlar bahçede mutluluk içinde oynarken ifadesinin tamamını efendim hal ögesi kabul edelim. Şimdi cümleye tekrar başlıyorum. Sınıfta ağlıyorum. Onlar bahçede mutluluk içinde oynuyor. Cümlesinin başına vav getirirsem otomatikman hal ögesine dönüşür. Hep kif safi. Vahum yel'abune fil hadigati fil saadetin. Evet. Peki sınavlara çalışmama rağmen sınavda başarısız oldum. Sınavlara çalışmama rağmen sınavlarda başarısız oldum. Tabii sınavlar kelimesi Türkçe'de iki kere tekrarlanınca kulağı tırmalıyor. Türkler zamir kullanımını da sevmiyor. O yüzden sınavlara çalışmama rağmen onlarda başarısız oldum cümlesi de bilmiyorum. Benim kulağımı tırmalıyor. Büyük bir ihtimalle sizinkini de. Efendim. Neyse, oralarda takılmayalım. Arapça ise zamirleri çok seviyor. Bayılıyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de efendim birçok tartışma varsa o çok tartışmanın çoğu zamirlerin kaynağı ile ilgili. Çünkü Arapça zamirleri seviyor. Bu zamir ile hangisini kastediliyor? Biri o diyor, biri bu diyor. O da olabilir, bu da olabilir diyor. Çünkü Arapça zamirleri seviyor. Nereden anlıyoruz sevdiğini? Ya ben de 6 tane zamir var. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Toplamı bu. Şahıs zamirleri. Arapçada 6, 12, 18 tane zamir olmuş oluyor. Efendim, tabi bazıları birbirlerine benziyorlar. Peki. Feşeltu fil imtihaneti. Feşile. Evet. Feşile dördüncü babda feşile yefşelu feşelun ya da resebeyi kullanırsanız o da birinci babdan resebe yer subu rusub şeklinde geliyor. Şimdi Cennet diyecek ki hocam başarısız oldum ifadesini başarılı olmadım şeklinde ifadesi de olmaz mı? Olur. Olur bacım niye olmasın? Ma necatlı dersen yani başarılı olmadım. Yani başarısız oldum anlamını tabii ki elde edebilirsin. Tabii ama söylediğim gibi feşile, resebe bunlar aklına gelmedi. Hemen o zaman bir şekilde bu anlamı ifade edebilirsin. Evet. Fil imtihan etti. Ne demek? Feşiltu ya da reseptu ya da ma necahtu fil imtihan etti. Sınavlarda başarılı olmadım. Yani başarısız oldum. Peki. Niye önce bunu tercüme ettik? Çünkü ana öğeler bunlar. Peki sınavlara çalışmama rağmen ifadesini nasıl söyleyeceğiz? Aa, bakınız. Türkçe rağmen kelimesini yazıyorum. Rağmen. Şimdi rahmen kelimesini Arapça yazıyorum. Rağmen. Gördünüz mü? Rağmen. Arapça bir kelime. Aynı. Efendim. Şimdi şuradaki tenvini düşürüyorum. Tenvini düşürüyorum. Bu rahme kelimesi eramen. Eramen. Efendim şeklinde Türkçe tercüme edilir. Bakınız burada çalışmam aramen. Aramen. Eramen. Evet. Arapçada türlü şekillerde ifade edilebilir. Efendim, bunlardan bir tanesi şu. Ala rağmi minen. Tabii en getirdiysek peşinden bir cümlesi. Ala rağmi min enne. Getirdiysek peşinden isim cümlesi. Ya da alayı kullanmadan
Rağme en veyahut rağme enne diyebiliriz. Siz biliyorsunuz en ve enne cümleleri mastarlaştırıyor. Biri fiil, diğeri isim cümlesini. Peki diyeceksiniz ki hocam ben müevvel mastar yapmayacağım. Açıkça mastar kullanacağım. Sarı mastar. O zaman en ifadesi kalkar. Çünkü en cümle, fiil cümlesini mastarlaştırmak için kullanılır. Yani alerragmi min iştihadi. Mesela alerragmi min iştihadi çalışmama rağmen demek. Eğer en kullanacaksan o zaman bu iştihat kelimesini eştehide şeklinde fiilleştiriyorsun. Alerragmi min en eştehide. Evet, muzari en ile mansup olur. Eğer isim cümlesi kuracaksan o zaman enne ile getirirsin. Aynı durum burada da geçerli. Mesela ragme en eştehide ya da ragme iştihadi. Bakınız rağmeden sonra isim geliyor. Muzafın ileyh. Rağmeden sonra bakınız müevvel mastarı geliyor. Bu da muzafın ileyh oluyor. Evet bu peki sınavlara çalışmama rağmen rağme iştihadi imtihaneti ya da rağme en eştehide imtihaneti. Efendim buradaki rağme yerine alerragmi min iştihadi alerragmi minen eştehide ifadelerinde kullanabiliriz. Hatta buradaki rağme yerine ma'yı da kullanabiliriz. Ma'a biliyorsunuz birlikte demek. Birlikte demek. Şimdi burada erameni kaldırın. Birlikte sözcüğünü koyun. Benzer bir anlamı büyük bir ihtimalle elde edersiniz. Sınavlara çalışmakla birlikte, sınavlarda başarısız oldum. Buradaki birlikte ifadesi erağmen anlamını veriyor. Uyarladığımızda meayı kullanacaksak feşiltu ev reseptu ev ma necahtu fil imtihanati ma iştihadi ya da ma eneştehide. Demek mümkün arkadaşlar. Dikkat ederseniz buradaki rağme muzaf peşinden gelen muzafın ile. Peki. Rağmen kelimesi daha yaygın. Evet. Fakat aklımızda mea kelimesi de bulunsun. Bunlar tamamıyla birbirine eşittir demiyorum. Meanın rağme anlamında da kullanılabileceğini söylüyorum. Efendim. Yoksa meanın başka anlamları da var. Mesela Ali'nin yanında Hasan'a uğradık. Burada erağmen anlamı yok. Efendim. Türkçede de öyle. Birlikte anlamı efendim bazen beraber anlamına gelir. Bazen erağmen anlamına gelir. Efendim. Hasta olmakla birlikte sınava girdim. Yani hasta olmama rağmen sınava girdim. Çünkü sınavdan önce yağmur altında yürüdüm. Bak 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 bak. Çünkü sınavdan önce yağmur altında yürüdüm ve hastalandım. Yağmurdan. Peki burada ana ögemiz ne?
Yürüdüm, yürüdüm. Meşeyi bu. Şimdi ne zaman, nerede, nasıl, efendim, niçin, bu soruları cevaplandırıyoruz. Varsa, yağmur altında, tahtel matari. Ne zaman? Sınavdan önce. Kablel imtihani. Evet, biz daha önceden isim tanımlamasını görmüştük, değil mi? Yağmur altında, sınavdan önce. Bunlar zarf soylu isim tanımlamalarıdır. Bunlara şivi cümlesi denilir. Efendim. Gördüğünüz gibi isim tanımlamasını kuran meşe fiilinin çekimini bilince bu cümleyi sınavdan önce yağmur altında yürüdüm cümlesini Arapçaya rahatlıkla tercüme edebiliyor. Meşeytu tahtel vatari kablel imtihani. Peki şimdi şuraya çünkü ekleyelim. Efendim şimdi buraya çünkü ekleyebilmem için neye ihtiyacım var? Evet, İlkay'ın da söylediği gibi hocam Lien'le İnne ve kardeşlerindendir. O zaman İnne ve kardeşleri ne yapar? İsim cümlesinin önüne gelir. O zaman şu Lien'le'ye bir özne vermem lazım. Lien'le'yi çünkü ben dediğimde isim cümlesine çevirmiş oluyorum. İsim cümlesine çevirmiş. Evet. İsmini nasb eder ama tabi buradaki ni zamirdir, zamirler mebnidir. Açıkça nasb edebilemiyor. Mahallen mansuptur diyoruz. İrabı sevenler için. Hastalandım. Efendim Arapçada marida diye bir fiilimiz var. Hastalandı. Hastalandı. Marida hastalandı demek. Marida yamradu maradun. Hasta oldu, hasta oluyor, hasta olmak. Hastalık. Peki, hastalandım, marittu. Marittu. Fakat Arapların hastalandım şeklinde söyleyişi hastalık beni vurdu. Efendim cümlesiyle karşılaşıyoruz Arapçada. Hastalık beni vurdu. Esabe fiili. Evet. Tabii görünürde öyle de biz Türkçe'ye hastalık beni vurdu diye tercüme etmiyoruz. O yapıyı görünce Araplar hastalandın demek istiyor diyoruz. Esabeni beni vurdu. Vuran ne? Hastalık. Esabenil maradu. Hastalık beni vurdu. Yani hastalandım demek. Hastalandım demek. Hatta Arapların hastalandım efendim demenin Arapça başka bir yolu daha var. Esabe fiili. Hastalığa yakalandım diyoruz. Hastalığa vuruldum. Hastalığa yakalandım. Bu da hasta oldum anlamda kullanılıyor. Yani asabe fiilinin meçhul çatılı hali. Usibe. Usibe bil maradi. Hastalığa yakalandı. Hastalığa işte vuruldu. Yani hasta oldu. Tabi usibe bil maradi. Burada bir harfleriyle kullanılıyor. Meçhul çatılı olursa. Usibe hu ve zamirine göre çekimlenmiş. Ben hastalandım demek istiyorsanız ben zamirine göre çekimliyorsunuz. Ama bu durumda ne oluyor? Usibtu buradaki ye içtimai sakinliğinden dolayı düşüyor. Usibtu bil maradi. Arkadaşlar marittu, esabenil maradu, husibtu bil maradi üç tane birbirinden çok farklı yapı var. Ama bunların üçü de hastalandım anlamında Araplar tarafından kullanılmaktadır. Bu asabe ve husibenin de kullanımının yaygın hatta daha yaygın olduğunu da belirteyim. Peki hasta olmama rağmen sınava girdim. Asıl öge burada sınava girdim. Dehaltu filimtihani. Sınava girdim. Şimdi ne diyeceğiz? Hasta olmama rağmen. Hasta olmakla birlikte. O zaman ben önce
Ben hastayım diye bir cümle kuracağım. Ana maridun. Ben hastayım. Ana maridun. Peki, şimdi bunun başına ya mea ekleyeceğim ya rahme ekleyeceğim. Efendim, tabii rahmeyi el-rahmi min şeklinde de kullanabilirim. Ve bu ene maridun ifadesini ma'dan, rahmeden ya da buradaki min'den sonra getireceğim. Peki bunu yapabilmem için neye ihtiyacım var? Evet İlkay. İlkay cevap verdi. Diyor ki hocam ma'dan, rahmeden ya da minden sonra cümleyi getireceksen masdarlaştırman lazım. Bu da isim cümlesi, enne ile masdarlaştır diyor. Doğru söylüyor. Yapalım o zaman. Şu enne'nin önüne enne getirelim. Tabii getirdiğimizde şu enne zamiri bitişik nasb zamirine dönüşür. Biliyorsunuz enne'ni maridun. Şimdi bu enne'ni maridun ifadesini ma enne'ni maridun, rahme enne'ni maridun, alel rağmi min enneni maridun dediğinde hasta olmama rağmen, hasta olmakla birlikte işte anlamını elde ediyoruz. Şimdi yukarıdaki cümleyle birleştiriyorum. Evet arkadaşlar. Dehaltu fil imtihani ma enneni maridun. Dehaltu fil imtihani rağme enneni maridun. Dehaltu fil imtihani alel rağmi min enneni maridun. Hasta olmama rağmen sınava girdim demektir. Fakat sınavda beklediğim puana ulaşamadım. Asıl elemanımız bu. Buradaki fakat kelimesini lakinle şeklinde kullanacaksan peşinden isim cümlesi getirmen lazım. Eğer isim cümlesi getirmeyeceğim diyorsan o zaman lakin diyelim. Çünkü lakin kendisinden sonra isim ya da fiil cümlesi ne muhtaç değil. Yani lakin dedikten sonra isim ya da fiil cümlesi getirebiliriz. Lakin, evet, fakat. Neyse ulaşamadım. Ha, neyse vasaltı diyor. Vay cennet. Şimdi vasaltı ulaştım demek. Peki bunun başına neyse getirebilir miyiz? Öncelikle şöyle düşünelim. Vasattu fiil cümlesi mi, isim cümlesi mi? Fiil cümlesi. Ama neyse isim cümlesinin önüne gelir. Neyse isim cümlesinin önüne gelir. Ama diğer tarafta şu da var. Neyse'ye ben isim eklersem, özne eklersem yani lestu dersem o zaman neyse isim cümlesinin önüne gelmiş olur. Lestu vasaltu diyebilir miyim? Diyebilirim. Ama Araplar fiili olumsuz yapma yoluna gidiyor. Lestu vasaltu yerine ma vasaltu. Vasale, evet, yerine belaga kelimesini de kullanabiliriz. Ma belagtu. Bu da ulaşmak. Burada tabii ki ulaşamadım ifadesi hasale ala elde etmek anlamında kullanılıyor hocam diye düşünerek hasaltu ala ma hasaltu ala şeklinde de bir açıklama yapabilirsiniz. Burada hasale ala elde etmek ama ulaşmak ile kullanılır. Ma vasaltu ile ma belagtu ile. Tabii vasıla ve belaganın harf cerisiz kullanımı da var ama ile kullanımı daha yaygın. Peki bir defa şurada sınavda diyor. İmtihan onu istediğimiz yere koyabiliriz. Beklediğim puan. Puan netice demek. Pardon, derece demek. Derece. Netice sonuç. Derece puan. Ama beklediğim puan. Beklediğim puanın sıfatı. O zaman puan marife beklediğim ifadesi
Puanı sıfatı. Ne yapmam lazım? Onu bekliyorum. Onu bekliyorum. Diye bir cümle kuracağım. Entaziro he. Onu bekliyorum. Ya da buradaki beklenmek, oturup bir yerde beklemek değil, ummak anlamındadır derseniz, tevakka, bekleyiş içinde olmak. Ya tevakkavu. Tevakkavu he. Diyebiliriz. Evet, burada. Ya da ettegi, istediğim, arzuladığım anlamında düşünebiliriz. Fakat her ettegihe, her hangisini kullanırsanız etterece kelimesine sıfat yaparken neyi yapıyoruz? Evet. Dün üzerinde en çok durduğumuz sanırım sözcük oydu. Evet. Baş tarafına marife yapacak isim mevsul getiriyoruz. Elleti getiriyoruz. Şimdi etterece elleti entaziruha, etterece elleti etevakkavuha, etterece elleti ebtagiha, bunların hepsi beklediğim sonuç, şey, beklediğim puan anlamını verir. Şimdi burada ma vasaltu ile harfi cer var. Ma belagtu ile harfi cer var. Ma hasaltu ala yine harfi cer var. Hepsinin de ortak özelliği buymuş. Bunlardan sonra şu ifadeyi evet, mecrur yaparak bunlara birleştiriyorum. Ma vasaltu ila at-darajati allati antaziruha. Beklediğim sonuca ulaşamadım. Nerede? Sınavda. Yani bu. Evet, bunu en başta da söyleyebiliriz. İlk ay diyor ki beklediğim puana değil de hocam bunu nekre yapsak, beklediğim bir puana desek, o zaman dereceyi nekre yaparız. Nekre yaptığımızda ala derecetin ya da ila derecetin entaziruha, etevakkavuha deriz. Elletiye muhtaç kalmayız. Evet. Gelecek sene sınavda seni hoşnut edecek puanlar elde edeceğim. Elde etmek hasale ala. Elde edeceğim. Hasale ala. Tamam da hasale muzarisi ne? Yahsulu. Ben zamiri var. Yahsulu. İstersek bir de başına sin gelecek zaman eki getirelim. Seahsulu. Ala. Elde edeceğim. Kolay olanları alt alta şöyle bir yazayım. Gelecek sene. Fissenetil kadimeti. Fissenetil kadimeti. Ya da fissenetil mukbileti. Mukbileti. Ya da sene yerine am kelimesini kullanırız. Fil amil kadim. Fil amil mukbil. Gelecek sene demek. Peki sınavda fil imtihani efendim puanlar seni hoşnut edecek puanlar. Ha, burada problem zaten bu kelime grubunda. Burada ala elde etmek hani hasele ala ya neyi sorusunun cevabını ala ile veriyor. Yani seni hoşnut edecek puanlar ifadesi ala'dan sonra gelecek. Tamam. Fakat buradaki seni hoşnut edecek ifadesi ne? Puanların sıfatı. Yani burada bir seni hoşnut edecek diye bir cümle kuracağız. Ve bunu puanlara sıfat yapacağız. Efendim. Derece puan demekti. Puanlar çoğul yapılacaksa et derecet. Et derecetil. Evet. Et dereceti. Ve önce seni hoşnut edecek diyelim. Hani radiye hoşnut oldu. Razı oldu. Erda yurdi. Hoşnut etti, razı etti, memnun etti demek. Turdike. Turdike seni hoşnut edecek.
Bunu et derecat kelimesine ne yapıyoruz? Elleti ile sıfat yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar, burada seasturu diye bir fiil var. Tur diye başka bir fiil var. Ve şurada gelecek sene ifadesi var. Bu gelecek sene ve sınavda ifadesi razı edecek fiille mi bağlantılı? Hasele yasulu fiiliyle mi bağlantılı? Hasele yasulu fiiliyle bağlantılı. O zaman durduğu ikeden sonra getirmemeye çalışalım. Peki nereye getireceğiz? Getirelim. Hasele fiiline yakın bir yer olsun. Ya önüne getirelim ya hemen arkasına. Niye? Tur diye fiiliyle bağlantılı olmasın diye. Şimdi evet. Ala'dan sonra evet. Ala'dan sonra getiremeyiz çünkü harfi cer ile mecrur bir bütündür. Aralarına bir şey sokamayız. Efendim. Peki. Zaten hasalenin nesnesini ala ile aldığını bildiğimiz için ögeleri kaçırma ya da bulamama durumu da söz konusu olmaz. Şimdi burada efendim Ayşe diyor ki Feriha fiili var ya sevindi. Bunun muzarisi yefrahu. Bu da seviniyor demek. Ama biz burada hoşnut edecek. Ha, eğer siz sevindirecek anlamında düşünür ve bunu kullanacak olursanız bunun ifal babından olanını kullanacağız. Efraha yufrihu. O sevindirmek, coşturmak anlamını verir ve tufrihuke. Tufrihuke deriz. Yani derecatilleti tufrihuke. Efendim olur. Tamam. Fakat erba yurdi fiili varken bunu düşünmeyebiliriz. Peki. Ama yine de yazdık. Şu aşağıda olsun. Tamam. Daha önce söylediğim gibi. Efendim daha önce söylediğim gibi ifadesi özel hazırlanmış bir çırpıda söyleyebileceğimiz ezberlenecek yapılardan biri. Daha önce de söylediğim gibi. Kemâ kultu min kablo. Kemâ kultu min kablo. Daha önce de söylediğim gibi. Sınavlarda başarısızlık haberini taşıyan bu mektubu yazmadan önce çok düşündüm. Sınavlarda başarısızlık haberini sınavlardaki ki ekleyelim şimdi. Sınavlardaki başarısızlık haberini başarısızlık haberini, başarısızlık haberi mi? Başarısızlık haberini. Aslında biz Türkçe'de sınavlardaki başarısızlığımın haberini deriz, değil mi? Veya böyle bir yapı kullanmamız lazım. Sınavlardaki başarısızlığımın haberini taşıyan bu mektubu yazmadan önce çok düşündüm. Evet, çok düşündüm. Daha önce yukarıda söylemiştik. Fekkertü kesiren. Çok düşündüm. Neyi düşündüm? Cevabı yok. Peki şu ifade hangi öge? Ne zaman sorusunun cevabı. Yazmadan önce. Peki buradaki sınavlardaki başarısızlığımın haberi ifadesi ne? Burada taşıyan diye bir fiilimsi var ya, onun nesnesi. O zaman şöyle diyeceğiz. Sınavlardaki başarısızlığımın haberini taşıyan bu ifade de şu mektubun sıfatı. Bu ifade de mektubun sıfatı. Ve mektup ve sıfatları hepsi şuradaki yazma mastarının nesnesi ve bunların da hepsi şu önce kelimesinin tamlayanı. Önce sınavlardaki başarısızlık haberimi taşıyor diye bir cümle kurayım. Tahmilu
taşıyor. Kabera, kabera, feşeli filimtihani. Sınavlardaki başarısızlık haberimi taşıyor diye bir cümle kurdum. Taşıyan bu mektup diyeceğim. O zaman هذه الرسالة التي تحمل خبر فشلي في الامتحان. Bu ne oldu? Sınavdaki başarısızlık haberimi taşıyan bu mektup. Bu mektup oldu. Peki ben bunu ne yapacağım? Bunu yazmanın nesnesi yapacağım. O zaman yazıyorum diyeyim. Ektubu هذه الرسالة التي تحمل خبر فشل في الامتحان. Ne demek? Sınavlardaki başarısızlık haberimi taşıyan bu mektubu yazıyorum. Yazıyorum. Yazmadan önce diyelim. Kable en diyoruz. Kable en ektube. Evet, burada efendim şu taşıyan mektup ifadesi sınavlardaki başarısızlık haberimi taşıyan mektup. Bu Türkçedeki yazmanın nesnesidir. Aha, Arapçada da ektubur nesnesi. Yani yine yazmanın nesnesi. Bakınız bu mektubu yazmak. Taşıyan mektup burada yazmanın, Türkçedeki yazmanın, Arapçadaki ektübenin nesnesi. Peki. Şimdi yazdıklarımı birleştiriyorum. Daha önce söylediğim gibi sınavlardaki başarısızlığımın haberini taşıyan bu mektubu yazmadan önce çok düşündüm. Cümlesinin Arapçası كما قلت من قبل فكرت كثيرا قبل أن أكتب هذه الرسالة التي تحمل خبر فشلي في الامتحان. Şimdi şurada elleti tahmilu yerine marife ismi fail de getirebiliriz. Dersem kafanız karışmaz inşallah. Bence de zor değildi. Niçin elleti tahmini yerine marife ismi fail getirirsek getirebiliriz dedi diyorum. Çünkü malum çatılı muzari fiil neye benzer? İsmi faile benzer. Peki bu marife mi? Marife elletiyle. O zaman hamil kelimesini el takısıyla marife yaparsam efendim aynı anlamı şimdi yazayım. Elleti tahmilu yerine el hamilete yapmış oluyorum. Bakınız el hamilete marife olan ismi fail demek ki elleti tahmilu ya denk birbirine. Elleti tahmilu ne demek? El hamilete demek. Niye fethaladım? Çünkü her Risale'nin sıfatı. Diyeceksiniz ki elleti tahmilu niye fethalamadık? Elleti mebni, tahmilu fiil cümlesi. Bunların hepsi mahalle irab edilir bir kere. Dış müdahaleye kapalı. Ama el hamil kelimesi o müfret isim. Dış müdahaleye açık. Peki. Fakat gelecek yıl benden seni mutlu edecek haberler duyacaksın. Bakınız. Seni mutlu edecek haberler. Haberlerin sıfatı. Fakat gelecek yıl ve lakin senetil kadimeti gelecek yıl setesma'u duyacaksın. Neyi? Haberler. Mutlu edecek haberler. İşte efendim akbaran şeklinde nikra yaparsak peşinden seni mutlu edecek ifadesi otomatikman sıfatlaşır. Marife yaparsak o zaman cümleyi elletiyle bize marife yaparız. Akbaran peki seni mutlu edecek ne demek? Tüs'iduke. Tüs'iduke. Velakin fissenetil kadimeti setesma'u akbaran tüs'iduke.
Efendim şuradaki minni ifadesini setesma'u minni akbaran tüs'iduke şeklinde getirebiliriz. Yani benden duyacaksın. Ya da haberler efendim benden ifadesinin sıfatı olabilir. Yani seni mutlu edecek benim hakkımda haberler, benden haberler olabilir. Yani o da olur, o da olur. Velakin fi senetil kadimeti setesma'u minni akbaran tüs'iduke. Bu mektubu soğuk bir odada üşüyerek yazıyorum. Hadi bakalım. Bu mektubu yazıyorum. Soğuk bir odada üşüyerek. Evet. Halögesi burada. Yazıyorum halöge. Ektubu. Yazıyorum. Bu mektubu. Nesne. Hazihi risalete. Peki nerede yazıyorum? Soğuk bir odada. Fi gurfetin bir gurfetin bâridetin. Soğuk bir odada. Üşüyerek. Yani üşüye üşüye. Efendim önceden üşüyorum diye bir cümle kurabilirsek. Ya Araplar üşüyorum mu nasıl diyor? Üşüyorum mu nasıl diyor? Soğuk hissediyorum. Evet. Soğuk hissediyorum. Araplar bunu üşüyorum anlamında kullanıyor. Bârid soğuk demek. Ene bâridun derseniz üşüyorum anlamına gelmez. Ben soğuk. Ben soğuk bir insanım. Evet. Ben soğuğum. Efendim peki üşüyorum nasıl deniliyormuş? Soğuk hissediyorum. Hani şiara fiili vardı ya. Şiara bu bi ile kullanılır. Efendim bunun muzarisi yeşhurudur. Eğer ben zamirine göre çekimleyeceksen eşhuru bilberdi. Evet. Bilberdi. Bakınız. Berit nitelik bildiren soğuk. Bert isim olan soğuk. Türkçe'de iki tane soğuk var. Sivas'ın soğuğu derken isim, soğuk Sivas derken sıfat. Arapça'da berit sıfat olan soğuk, bert isim olan soğuk. Eşhuru bil berdi soğuk hissediyorum. Araplar bunu üşüyorum anlamında kullanıyor. Peki ben fiil cümlesi kurdum. Üşüyorum mu? Tamam. Şimdi bunu yukarıdaki cümleye herhangi bir açıklama ekmek getirmeden halögesi yapabiliyorsunuz. Çünkü vav'ı isim cümlesi yaparsak getiririz. Peki fiil cümlesini isim cümlesine dönüştürmek mümkün mü? Fiilin zamirini önüne getirirseniz isim cümlesi olur. Başına da vav getirirseniz halögesine otomatikman dönüşmüş olur. Bu mektubu soğuk bir odada üşüyerek yazıyorum. Arapçada اَكْتُبَ هَذِي رِسَالَةَ ف۪ي غُرْفَةٍ بَارِدَةٍ اَشْعُرُ بِالْبَارِدِ ya da وَاَنَا اَشْعُرُ بِالْبَارِدِ şeklinde efendim ifade edebiliriz. Peki burada bitirelim arkadaşlar. Efendim Ali abi döneceğim sana. Ya da şu cümleyi de kuralım madem öyle. Çünkü hava Sivas'ta soğuk, çok soğuk. Lienne'l cevve fi Sivas bâridun kesiren diyebiliriz. Evet. Ama ben burada çok yerine hayli bayağı soğuk demek istiyordum. Onu unutmuşuz. Efendim burada kesiren yerine bâridun lil gayeti diyebiliriz. Kitabımızda lil gaye kelimesi geçiyor da onu buraya yansıtmak için.
Arkadaşlar, Google Drive'da 2021 İLİTAM Arapça 2 çalışma defteri Doç diye bir dosya var. Efendim, linki sizinle paylaşmıştık. Orada ben her dersten sonra bu dosyayı oradakini siliyorum, son halini yapıştırıyorum. Efendim, vize notları ile ilgili ben notları daha önceden girdim, yayınladım. Sonra telafi sınavı oldu. Telafi sınavını yani 15-20 kişiydi. Onların notunu girmek istedim. Baktım hiçbir not yok. Dün telafi ve önceki sınav sonuçlarını toplu olarak sisteme girdim. Kaydet, yayınla dedim. Az önce bir arkadaş mesaj attı. Dedi benim notum gözükmüyor. Allah Allah girdim. Benim girdiğim notların hiçbiri gözükmüyor yine. Yani bu notların girilmediği anlamında değil. Sistemde bir problem var sanırım. Düzeltilecektir. İnşallah ben de ilgili birime mesaj atayım. Efendim yoksa notlarınız hazır. Peki. Burada Bâridun lil gaye hayli soğuk demek. Mesela sen hayli güzelsin, bayağı güzelsin demek istiyorsan ente cemilun lil gayeti diyorsun. Ente cemilun lil gaye. Ya da garibun lil gaye, baidun lil gaye, nazifun lil gaye. Hayli, bayağı anlamında kullanılıyor. Dün kar yağdı. Arkadaşlar, Araplarda kar yağmak yağmaz. Kar iner. Gökten kar iner. Biz Türkçe'ye kar yağdı deriz. Yağmur iner. Efendim yağmur yağdı deriz. Yani evet. O yüzden emsi dün nezele felcu. Nezele felcu. Efendim diyoruz. İstifade ettiğinizi umuyorum. Efendim ben bu çalışma defterini şimdi ders bittikten sonra sistemden çıkar çıkmaz ilgili yere efendim kopyalıyorum. Tamam mı? Sizde linki var mı efendim? Büyük bir ihtimalle vardır. Şimdi bu dosyadan iki tane dosya göremezsiniz. Çünkü oradakini siliyorum. Efendim. Şimdi sistemi kapatmadan hemen linki bulayım. Buraya atayım. Fakat daha sonra ben dersten çıkacağım. Efendim. Efendim isteyen olursa bir kişi WhatsApp'tan ulaşsın. Efendim linki oradan atayım. Ha bu size atmış olduğum link de sadece sizin dosya yok. Orada yüzlerce belki daha fazla istifade edeceğiniz dosyalar var. Efendim arasından bunları buluyorsunuz. Hoşça kalın.